Stüdyo Washington'dan merhaba. Ben Özlem Tınaz. Ege Türk izleyicilerine iyi akşamlar. Bundan böyle pazartesiden cumaya her gün 18.30'da sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam yayınımızda Amerika'da Kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesi adayların çeşitli konulardaki politikaları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı gibi çeşitli konuları gündeme getireceğiz. Ama önce Dilge Timoçin'e bağlanıyoruz. ABD başkanlık seçim kampanyasındaki son durumu almak üzere. Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar son günlerde yaptıkları konuşmalarda hangi konulara ağırlık verdiler Dilge? Söylemleri giderek sertleşiyor diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Kime yararı olacak bilinmez Özlem. Ama söylemler sertleşir artık Amerikan başkanlık seçimlerine. 2 aydan az biraz fazla zaman kaldı. 7 Kasım'a geri sayıyoruz. Söylemler sertleşti. Özellikle göçmen politikaları konusunda hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump hem de Demokrat Parti adayı Hillary Clinton arasında ciddi bir çekişme var. Meksika Devlet Başkanı Nieto hem Trump'ı hem Hillary Clinton'ı Meksika'ya davet etmişti. Trump buna ivedilikle cevap verdi ve dün Meksika'ya gitti. Meksika'da bir araya geldiler. Trump burada biraz daha ılımlı konuştu. Duvar meselesinden bahsetti ancak duvarın parasını kimin ödeyeceğinden bahsetmedi. Bu gündeme gelmedi dedi. Meksika insanlarına olan hayranlığını dile getirdi. Buna benzer açıklamalar yaptı. Ancak daha sonra Meksika'dan Güney Eyaleti olan Arizona'ya geçti ve Arizona'da sert bir konuşma yaptı. Arizona'daki konuşmasında Trump'ın 11 milyon göçmenin sınır dışı edilmesi konusunda biraz daha sıcak, ılımlı bir tavır alması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Duvar planı ile ilgili konuştu. Hatırlatalım, Meksika sınırına bir duvar çekmeyi planlıyor Donald Trump ve kaçak göçmenlerin bu şekilde engellenmesini istiyor. Hatta Meksika'nın sadece suçluları Amerika'ya gönderdiğine dair de sert açıklamaları olmuştu. Bu açıklamalara devam etti. Duvar planı için duvarın yüksek, güzel ve güçlü olacağını söyledi. Parasını da %100 Meksika devleti ödeyecek dedi. Başkan seçilmem durumunda Amerika'nın sınır güvenliğini artıracağız. Amerika'ya kaçak yollardan girmiş olan herkes sınır dışı edilebilir. Yasaları bu yüzden koyup işletiyoruz dedi. Bunun dışında çelişkili açıklamalar da yaptı Donald Trump. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi öncelikli konu değil dedi. Hemen ardından da suç işleyen göçmenleri sınır dışı etme işini önceliğimiz haline getireceğiz dedi. Meksika Devlet Başkanı Nieto'da daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ın uygulamak istediği politikaların ülkesi için tehdit unsuru olduğunu söyledi. En başta demiştik Hillary Clinton da davetli Meksika'ya. Henüz cevap vermiş değil bu daveti icap edip etmeyeceğiyle ilgili. Ancak Donald Trump'ın dün Arizona'da yaptığı konuşmayı elbette eleştirdi. Ohio'daki bir mitinginde Donald Trump'a hedef aldı ve bu konuşmaları yerden yere vurdu demek de doğru olabilir. Liderlik bir yıldır sarf edilen hakaretler ve kötü sözleri telafi etmeye çalışmak için birkaç saatlerine komşularımıza uğrayıp sonra da eve geri dönmekten kesinlikle çok daha fazlasını gerektirir dedi. Clinton sınırın korunmasının yanında ülkedeki kaçak göçmenlere vatandaşlık yolunu açan kapsamlı bir reform çalışması da yürütüyor. Donald Trump'a göçmen politikaları konusunda işte bu noktada ayrılıyor. Seçim anketlerine de bakalım. Donald Trump seçimlere 2 ay kala anketlerde Hillary Clinton'ın 5.3 puan gerisine düşmüş görünüyor ve son anketler bu aranın da açılacağını gösteriyor. Hillary Clinton dün aynı zamanda bir tweet attı ve diplomasi göründüğü gibi değildir dedi. Gerçekten de anket sonuçları bunu da gösteriyor gibi. Uzmanlar da Donald Trump'ın bu yurt dışı ziyaretinde sınıfta kaldığını düşünüyorlar. Hatta bazı uzmanlar Trump'ın yitirdiği desteği gerçekten geri kazanıp kazanmaya çalışıp çalışmadığından da emin değil. Trump'ın yavaş yavaş başkanlıktan kendi isteğiyle uzaklaştığı yönünde yorumlar da var diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Özlem. Dilge Timoçin, teşekkür ediyoruz bu ayrıntılar için. Stüdyo Washington, hatırlatalım, pazartesiden cumaya her gün 18.30'da ekranlarınıza gelecek. Haber ve videolarımız internette. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Tekrarlayalım, amerikanınsesi.com. Küresel finansın merkezleri olarak kabul edilir. Ancak Avrupa Birliği'nden çıkış anlamında kullanılan Brexit kararı İngiltere'nin Avrupa finans sektöründeki liderliğini tehdit ediyor. Brexit, Londra'nın Avrupa Birliği ülkelerine vergisiz hizmet satış ayrıcalığının sona ermesi anlamına geliyor. Bazı bankalar Londra'daki faaliyetlerini Avrupa'nın diğer başkentlerine kaydırma planları yapmaya başladı bile.
Avrupa Birliği'ni ve beraberindeki 500 milyonluk ortak pazara erişimi terk etme kararı Londra'yı sarstı. Avrupa Birliği ile yapılacak çıkış görüşmeleri çok önemli. Londra Belediye Başkanı ve İngiltere Başbakanı ortak pazara erişimin devam etmesini istediğimizi biliyor. Ancak diğer AB liderleri Avrupa göç politikasına uymak istemediği için birlikten ayrılmayı seçen İngilizlerin ortak pazara erişmesine karşı çıkıyor. İngiltere'nin ortak pazardan çıkma yoluna girmesiyle diğer Avrupa kentleri Londra'nın finans sektöründeki konumuna göz dikmeye başladı. Frankfurt ve Paris finans liderliğine en uygun kentler arasında gösteriliyor. Fransız hükümeti Brexit kararından dolayı Londra'dan kaçmak isteyen firmaların önüne kırmızı halı sereceğini açıkladı. Fransa vergi sistemini yabancı firmalara cazip kılma sözü veriyor. Çok sayıda uluslararası firmamız var. Eğer 10 yıl öncesine bakarsanız bugün durumun tamamen değiştiğini görürsünüz. Fransız firmalarının faaliyetlerinin çoğu küresel pazarda gerçekleşiyor. Londra aynı zamanda Avrupa'nın teknoloji lideri. Silikon Kavşağı adıyla anılan bölgede 3000'den fazla teknoloji firması faaliyet gösteriyor. Avrupa'nın en büyük ikinci teknoloji kenti Berlin, Londra'nın yerini alabilir. Berlin daha düşük emlak fiyatlarıyla da öne çıkıyor. Londra Brexit ile yarıştan çekildi. Bu durumun zamanla Berlin'e avantaj sağlayacağına ve daha fazla teknoloji firmasının Berlin'e geleceğine inanıyoruz. Öte yandan New York Times gazetesi Londra'nın yerini alabilecek en iyi kentin küresel bağlantıları, İngilizce konuşan nüfusu ve yabancıları cezbetmesiyle Amsterdam olduğunu yazdı. Ancak Londra'yı destekleyenlere göre kent Avrupa'nın bir numarası olmayı sürdürecek. Firma sahipleri burada kalmak istiyor. Hükümet ve Londra Belediye Başkanı da onları burada tutmak için ellerinden geleni yapacak. Londra, İngiltere'nin ulusal bütçesine yaklaşık %25 oranında katkı sağlıyor. Brexit kararı Londra'yı belirsizliğe sürüklerken Avrupa'daki rakip kentler bu durumu yakından izliyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bakalım bugünkü gazetelerde öne çıkan konular neler? Ege Cansu Saçıkar özetleyecek. Bugünkü gazete başlıklarımız neler Ege? Evet Özlem, basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Washington Post, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto ile yaptığı görüşmeye yer veriyor. Washington Post, Nieto'nun daveti üzerine gerçekleşen ziyaretin Meksikalıları kızdırdığını yazıyor. Bunun nedeni Meksikalıları defalarca aşağılayan Trump'ın Cumhurbaşkanı Nieto tarafından Meksika'ya davet edilmesi ve halkın Trump'ın ziyaretinden bunu sadece bir gün önce öğrenmesi. Nieto'nun Trump'tan Meksikalıları küçük düşüren sözleri nedeniyle özür talep etmek yerine iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemini vurgulaması da büyük hayal kırıklığı yarattı. Nieto kimilerine göre güçsüz bir lider imajı çizdi. Gazete Trump'ın Meksika-Amerika sınırına duvar örme planı konusundaysa maliyeti kimin karşılayacağını konuşmadık, sonra konuşacağız sözlerine yer veriyor. Oysa Nieto Twitter hesabından yaptığı açıklamada duvarın parasını ödemeyi kabul etmiyoruz demişti. Trump'ın Meksika ziyaretinden birkaç saat sonra Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yaptığı göçmenlikle ilgili açıklamalar da Washington Post'un ana sayfasında yer buluyor. Gazete Trump'ın Meksika'da sergilediği yumuşak tavra karşılık birkaç saat sonra Phoenix'te saldırgan üslubuna geri döndüğünü belirtiyor. Washington Post'a göre bu tutum seçmenlere karmaşık mesajlar gönderiyor. Trump konuşmasında sık sık ses tonunu bağıracak kadar yükselterek kaçakları Amerika'da yer yok sözlerini yineledi. Ancak Washington Post'a göre Trump Amerika'da yaşayan 11 milyon kaçağı zorla sınır dışı etmek isteyip istemediği konusunda tam olarak açıklık getirmedi. Washington Post bugün ayrıca baş sayfasını yeni bir yazı dizisine başladı. Yazı dizisinin konusu Amerika'da 21. yüzyılın başından bu yana orta yaşlı beyazlar arasındaki ölüm oranında görülen artış ve bunun nedenleri. Dizinin bugünkü ilk bölümünde Amerika'da özellikle beyaz kadınlar arasında giderek büyüyen reçeteli ilaç bağımlılığı sorunu ele alınmış. Gazete opioid sınıfındaki güçlü ağrı kesicilerin ve antidepresan kullanımının özellikle küçük kasabalarda arttığını yazıyor. Gazeteye göre doz aşımları nedeniyle ölüm vakalarında da artış olduğu gözleniyor. Şimdi geçelim New York Times'a. New York Times bugün baş sayfasında WikiLeaks ve editörü Julian Assange hakkında özel bir habere yer ayırmış.
Gazete WikiLeaks'in şimdiye kadar Amerika'yı dünyanın süper kabadayısı olarak nitelediğini, ancak Rusya ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i çoğunlukla göz ardı ettiğini yazıyor. New York Times, Putin ve Assange arasında nasıl bir ilişki var sorusunun yanıt bulması gerektiği görüşünde. Julian Assange'ın WikiLeaks'in ilk yıllarında Rusya gibi otoriter hükümetleri hedef alacağını, insan haklarını korumak için yola çıktığını hatırlatıyor. Gazeteye bu durumun aslında böyle olmadığını söylüyor. New York Times, WikiLeaks'in yayınladığı her belgenin ve Assange'ın yaptığı açıklamaların Rusya'nın işine yaradığını, batılı ülkelerin ise bedel ödemek zorunda kaldığını yazıyor. New York Times, Brezilya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'in görevden alınması haberine de yer vermiş baş sayfasında. Brezilya Senatosu'nun yaptığı oylamayla adı yolsuzluğa karışan Rousseff'in görevine son verdiğini yazıyor gazete. Yeni Cumhurbaşkanı Michel Temer'i son derece zorlu bir süreç beklediğine de dikkat çekiyor. Adı skandal ve yolsuzluklar anılan Temer'in önündeki en büyük zorluk Brezilya ekonomisini düzlüğe çıkarmak. Evet Özlem, Amerikan basınına aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sende. Gazete başlıklarımız Ege Cansu Saçıkara'dan geldi. Teşekkür ediyoruz Ege. Amerikan basınından özetleri her gün 18.30-19 arasında Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Ege Türk ekranlarından bütün izleyicilerimize tekrar iyi akşamlar. Dünyayı sarsan sevimli kahramanlarla oynanan Pokemon Go, Fransız ordusu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, yüksek riskli ve hassas askeri binalarda sanal Pokemon Go karakterlerinin yerleştirildiğini tespit ederken, Milli Eğitim Bakanlığı da Pokemon'ların okullara sokulmasının yasaklanmasını istedi. Şimdi muhabirimiz Arzu Çakır'dan konunun ayrıntılarını öğrenmek üzere Skype bağlantısıyla Fransa'ya gidiyoruz. Arzu, nedir Fransa'daki son durum? Oyun deyip geçmemek lazım. Fransa ciddi anlamda sarsılıyor bu oyunla. Bütün dünyada olduğu gibi genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden herkesin elinde bir cep telefonu, sağa sola koşturan gruplar görüyorsunuz ve hemen anlıyorsunuz ki Pokemon Go oyunu oynuyorlar. Yaz günlerinde bunlar sorun yaratmıyordu. Plajlarda koşturan insanlar sorun yaratmıyordu. Ancak okullar açıldı. Ardından askeri tesisler var, hassas tesisler var, nükleer santraller var. Dolayısıyla buralara Pokemon Go figürlerinin saklanması Fransız yönetimi tarafından çok ciddi bir sorun olarak görülüyor. Öncelikle Fransız ordusu harekete geçti. Tabii daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve Endonezya ordusu da kendi tesislerine bir takım ataklarda bulunan Pokemon Go figürü arayan bir takım kişilerin tespit edilmesi ve hatta bazen gözaltına alınması nedeniyle harekete geçmiş ve bu oyunların hem kendi tesislerinde oynanması hem de aranmasını yasaklamıştı. Şimdi bu üç ülkeye Fransa da katılıyor, Fransız ordusu da katılıyor. Fransız ordusu Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla bütün hassas askeri noktalara, bütün askeri birimlere yazı göndererek bir, bu oyunun bütün ordu birimleri içerisinde, personel arasında oynanmasını yasaklıyor. İkincisi ise daha da önemlisi aslında biliyorsunuz olağanüstü hal uygulaması var Fransa'da. Ciddi bir terör tehdidi altında Fransa. İşte bu nedenle Pokemon Go figürlerinin bu hassas bölgelere saklanmasından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor Fransız ordusu. Dolayısıyla bu konuda örneğin son aylarda çok ciddi anlamda bir takım terör planlarının su yüzüne çıkarıldığı, bir takım saldırı planlarının önlendiği askeri binalara belirtiliyor genelgede. Ve toplu halde insanların Pokemon Go arama pretekstiyle, ön sözüyle ya da işte bahanesiyle askeri binalara saldırma ihtimalinin, bu kötü niyetle yaklaşmaları ihtimalinin güçlü olduğunu, işte bu nedenle de Pokemon Go oyununun hassas bölgelerde tümüyle yasaklanmasını istediği genelgeyi gönderdi. Bütün ordu bu yasağa uyacak şimdi. Fakat işin başka bir noktası var. Okullar var. Okullar açıldı. 12 milyon öğrenci okullara döndü ve 12 milyon öğrencinin her birinin elinde, çok küçükler dahil olmadan, bir telefon var ve Pokemon figürleri arıyorlar. Özellikle bazı ender figürler adını verdiğimiz istenmeyen arenalar anlamına gelen aren indésirable ya da Pokemon Stop adı verilen ender Pokemon figürlerin son derece revaçta ve bu figürlerin okullara saklandığı belirlendi. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem de Niantic firmasına yazdı. Pokemon Go oyununun yaratıcısı Niantic'e yazdı ve bu oyunların da
bir an evvel figürlerin okullardan en azından güvenlik nedeniyle çekilmesini istedi. Nihat Ekle bu konuda görüşeceklerini belirttiler. Ayrıca okullarda cep telefonu yasak, cep telefonu açılması yasaklandı. Devlet okullarında bütün lise seviyesine kadar Pokemon Go oyununu oynamak yasak. Burada da temelen endişe bir taraftan okul düzeninin bozulması, okulda öğrencilerin düzensiz bir ortama neden olması ya da gene aynı olay okulların içerilerine girmeye çalışan kişiler nedeniyle yaşanacak çok ciddi terör tehditleri. Biliyorsunuz Fransa'da okullar terör hedefi olmuştu. Özellikle çeşitli azınlıklara ait okullar, Yahudi okulları gibi ya da Katolik okulları gibi okullar daha önce saldırılara hedef olmuştu. Bu nedenle de polis korumasında açıldı bugün bütün okullar ve bu Pokemon Go oyunu, oyun deyip geçmemek lazım Fransa'da. Çok ciddi bir anlam taşıyor, çok ciddi bir tehdit oluşturuyor, ciddi alıyor Fransız hükümeti bunu. Fakat bunun dışında Pokemon Go çılgınlığı bütün hızıyla Fransa'da da devam ediyor diyebiliriz. Fransa'da aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz yeniden Washington'da. Arzu Çakır, çok teşekkür ediyoruz. Gençlerle ilgili karamsar bir haberimiz var bu kez. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre gençler arasında işsizlik bu yıl %13.1 artacak ve 2017'de de azalmayacak. Tüm dünyada genç işsiz sayısı 71 milyona çıkacak. Gençler arasında işsizlik son 3 yıldır sürekli artıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre kaygı verici bir gerçek de özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşayan gençlerin yoksulluk çekmesi. 156 milyon genç, yani çalışan gençlerin yaklaşık 40'ı günde 3 dolar 10 sentten azla geçinmeye çalışıyor. Ayrıca önemli bir konu da şu, genç erkeklerin %54'ü çalışırken genç kadınlar arasında bu oran %37,3. İş sektöründe bu da ciddi bir kaygı konusu. Genç kadınlarla erkekler arasında iş bulma açısından büyük bir fırsat eşitsizliği mevcut. Bu eşitsizlik özellikle Arap ülkelerinde ve Afrika kıtasında çok yaygın. Uzmanlara göre gençler arasında işsizliğin alarm veren düzeye tırmanması ve çalışan gençlerin bir türlü yoksulluk döngüsünden kurtulamaması 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun kökünü kazıma hedefine ulaşılmasını iyice zorlaştıracak. Amerika'daki havacılık ve uzay müzelerinden ikincisi başkent Washington'a yarım saat uzaklıkta Virginia'nın Fairfax ilçesinde. Müze uluslararası Dallas Havaalanı'nın da hemen yanı başında. 71 bin metrekare alana kurulmuş olan müzede havacılık ve uzay tarihine tanıklık eden birçok eseri görmek mümkün. Serhan Akif, Ak Yıldız'ın özel haberi. Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi, Stephen F. Udvar-Hazy Center, başkent Washington'a arabayla yarım saat uzaklıkta. 71 bin metrekare alana kurulan müze iki dev hangardan oluşuyor. 15 Aralık 2003 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan müzede, havacılık ve uzay tarihinde önemli yer tutan yüzlerce aracı görmek mümkün. Washington'a yarım saat uzaklıktaki bu müze, havacılık tarihinin adeta bir özeti. Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar olan birçok uçak modelini bu müzede görmek mümkün. Bu uçaklar arasında hangileri yok ki? Enola Gay adıyla bilinen ve Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını atan Boeing B-29 tipi uçak da müzede yer alıyor. Enola Gay müzenin en ilgi çeken uçaklarından biri. Hiroşima'ya atılan atom bombasında 45 bin kişi yaşamını yitirmiş, bombanın etkileri yıllarca sürmüştü. Müzenin bir başka bölümünde ise dünyanın en hızlı askeri uçağı yer alıyor. Lockheed SR-71 Blackbird, Londra'dan Kaliforniya'ya yaklaşık 4 saatte uçabilen, Kuzey Carolina'dan Orta Doğu'ya 10 saatte gidip gelebilen, sesten 3 kat hızlı uçabilen bir dönem dünyanın en hızlı uçağı, şimdi Virginia'daki Havacılık ve Uzay Müzesi'nde ziyaretçileri ağırlıyor. Uçak 1964'ten 1998'e kadar Amerikan Hava Kuvvetleri'ne hizmet etmiş. Toplam 32 adet üretilmiş, 12'si kaza sonucu düşmüş. Sonunda da bütçe çıkmayınca uçak 1998'de emekliye ayrılmış. Şimdi de müzede bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor. Müzede artık gökyüzünde uçmayan bir dönem Fransız Hava Yolları'nın kullandığı Concorde yolcu uçağı da yer alıyor. Yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılan uçağın son ticari seferi 24 Ekim 2003'te Londra ile New York arasında yapıldı. Sadece yolcu uçakları değil,
Müzede savaş uçakları da önemli bir yer tutuyor. Bu uçaklardan biri de Türkiye'nin de dahil olduğu proje çerçevesinde üretilen F-35. F-35 yanında birçok savaş uçağı modelini müzede görmek mümkün. Bu uçaklar arasında 1. ve 2. Dünya Savaşı'na katılanlar da var. Uçaklarda kullanılan motorlar da müzede sergileniyor. Uçakların yanı sıra helikopterler de müzede ziyaretçilerin ilgi odağı. Uçaklar gibi helikopterlerin de birçok çeşidi müzede yer alıyor. We have main engine start. 2-1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. A tribute to the dedication, hard work and... Müzede belki de en fazla ilgi görense uzay mekiği Discovery. İlk kez 1984'te uzaya fırlatılan, dünya yörüngesinde 5750 defa döndükten, 238 milyon kilometre yol kat ettikten ve uzayda 365 gün geçirdikten sonra 2011'de emekliye ayrılan uzay mekiği bütün görkemiyle müzede dikkatleri üzerine çekiyor. Discovery bütün görevlerini kazasız atlatmayı başarmış bir mekik. Uzay mekiği 5 yıldır müzede adeta emekliliğin tadını çıkarıyor. Müzede yer alan simülasyonların en fazla kullanıcısı ise çocuklar. Müzede yer alan kule ise genç yaşlı herkesin ilgi alanı. Kuleden müzenin yakınındaki Dallas Havaalanı'na inen uçakları görmek mümkün. Büyüklüğüne rağmen müze hala genişliyor. Mayıs 2012'den bu yana müzede 169 uçakla 152 uzay aracı sergileniyor. 200 uçağın daha sergilenmesi için müzenin genişletilmesi çalışmaları devam ediyor. Müze Washington'daki benzeri gibi aslında sadece bir müze değil. Müzede konferanslar, kitap imza günleri, çocuklar için etkinlikler de düzenleniyor. Tabii ki müzeden anı istiyorsanız alışveriş merkezi de unutulmamış. Virginia'daki Uzay ve Havacılık Müzesi'ni de diğer Smithsonian müzeleri gibi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Eğer aracınızla müzeye gelecekseniz sadece park ücreti ödemeniz gerekiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Son 26 yıldır Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi'nin NASA, uzayın derinliklerini Hubble Uzay Teleskobu sayesinde görüntülüyor. NASA, Hubble'ın görev süresini geçtiğimiz günlerde 5 yıl daha uzattı. Peki bu teleskop bu kadar zamandır ve dünyadan bu kadar uzakta nasıl çalışıyor? Washington yakınlarındaki Goddard Uzay Uçuş Merkezi, teleskobun günlük çalışmalarını yönlendiriyor. Şimdi kameralarımızı Washington'a komşu Maryland eyaletindeki uzay merkezine çeviriyoruz. Hubble Uzay Teleskobu 26 yıldır uzayın derinliklerini görüntülüyor. Bu süre bir uydu için çok uzun. NASA'nın 80 kişilik ekibi Hubble'ın ömrünü uzatmaya çalışıyor. Ortaya çıkması muhtemel sorunları öngörmek ve çözüm için hemen harekete geçerek operasyonların aksamasını önlemek işimizin bir parçası. Dünyanın dört bir yanından gökbilimciler Hubble'dan görüntü istiyor. İşin en zor kısmı, bütün görüntü talepleri Hubble'ın zamanını en verimli şekilde kullanacak şekilde birleştirebilmek. Uzay aracının hiçbir şey yapmadan zaman geçirmesini istemiyoruz. Hubble'dan gelen bilgiler gökbilimcilerin dünyanın yaşını belirlemesini, kuyruklu yıldızları izlemesini ve yeni doğan yıldızların ilk fotoğraflarını çekmesini sağlıyor. NASA Hubble'ın misyonunu 5 yıl daha uzattığını açıkladı. Hubble ile 2018'de fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu bir süre birlikte çalışacak. Webb ve Hubble'ın çok faydalı bir ikili olacağını düşünüyorum. Hubble optik ve mor ötesi bir teleskop, James Webb ise kızıl ötesi. İkisi birlikte çok güçlü bir görüntüleme yapacak. James Webb Uzay Teleskobu'nun yeryüzündeki deneme çalışmaları hala devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Tıp dünyasında
dünyasından bir gelişmeyle devam ediyoruz. Şimdi de yeni bir araştırma meme kanserinin tedavisinde devrim yaratacak sonuçlar ortaya koyuyor. Söz konusu araştırmaya göre erken teşhis edilen meme kanseri hastaları için kemoterapi bir zorunluluk olmaktan çıkıyor. İşte haberin ayrıntıları. Yeni bir araştırma erken teşhis edilen meme kanseri hastalarının ciddi yan etkileri olan kemoterapiye her zaman ihtiyaçları olmadığını ortaya koyuyor. Tümörün küçük olduğu ya da kanserin erken aşamasında oldukları tespit edilen kadınlar standart uygulama olarak ameliyattan sonra kemoterapi de görüyor. Bunun nedeni kanserin geri gelme veya yayılma riskini ortadan kaldırmak. Avrupa'da yapılan araştırma ise erken teşhis edilen yüksek riskli meme kanseri vakalarının %46'sında kemoterapiye ihtiyaç olmadığı sonucuna vardı. Uzmanlar tümörün tüm karakteristik özelliklerini analiz ederek meme kanserinin biyolojisini çok daha yakından tanıdıklarını, tümörün geri gelme riski olup olmadığını anlayabildiklerini söylüyor. Klinik değerlendirmelerde tümörün yeniden oluşma riskinin yüksek olduğu sonucu çıkması ve gen testlerinin sonuçlarının uyuşması durumunda hasta kemoterapi alıyor. Ancak her iki testin de düşük riske işaret etmesi durumunda hastaya kemoterapi verilmiyor. Araştırmayı yürüten Dr. Fatma Cardoso bu sonuçların hastalara durumlarını daha net şekilde değerlendirme imkanı tanıdığını söylüyor. Hastanın tümörü analiz edilerek kanserin tekrarlama riskinin yüksek mi yoksa düşük mü olduğu anlaşılıyor. Birçok uzman araştırmanın sonuçlarının meme kanserinin erken safhalarının tedavisinde devrim yapacak nitelikte olduğu görüşünde. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımız burada sona eriyor. Stüdyo Washington yarın akşamda 18.30'da yeni konularla ekranlarınızda olacak. Stüdyo Washington ekibi olarak hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın 18.30'da yine birlikte oluncaya kadar esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.